İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. İyi bir tatil diliyorum. Eskiden cumartesileri o kadar severdim ki... E, ...çocukluğumuzda insanlar biliyorsunuz böyle... ...işte okul asmak, bir gün tatil... ...pazarı sevmezdik. pazartesiye kalkıyorsun hemen... E, ...işte okul var diye... E, ...ya da işte e, cuma gününü seversin, cumartesi tatil diye... Ee, çalışırken de iş hayatında e, bizim cumartesilerimiz özeldi. Çünkü cumartesileri iş günüydü. Yani kalabalık oluyor. Ee, hafta içi sakin geçer. Cumaları riskli geçer. Ee, o yüzden e, cumartesileri hep böyle insanı kıpır kıpır yapar. Herkes de öyle midir bilmiyorum ama e, tabii iş hayatında hafta içi çalışanlar için de cumartesi dinlenecekleri gün olduğu için eşleriyle, sevdikleriyle vakit geçirdiği gün olduğu için herkese keyifli bir gün diye düşünüyorum. E, haberlerimize geçecek olursak arkadaşlar, Gülşah Saraçoğlu ile başlamak istiyorum. Bir önceki videoda bahsedecektim ama e, unutuyorum sıralamada. Zaten çok da önemli bulmuyorum Gülşah Saraçoğlu'nu ama enteresan bir şey gelmiş başına. Instagram sayfası 3 milyon takipçisi var arkadaşlar. Ee, bayağı birisi bile eğlenmiş, kim kim bile eğlenmiş ki böyle bir şey yaptırıyor. Bir sabah kalkıyor ki Gülşah Saraçoğlu'nun sayfasında e, Metres Gülşah diye geçiyor ismi. Yani e, hackerlar tarafından sayfası hackleniyor ve e, isim kısmına da Metres Gülşah yazıyorlar. E, acaba kimi kızdırdı bu kadar, kimler bu kadar sinirlendi, kimin kocasını gene elinde biliyorsunuz bunların ilişkileri hep çetrefelli oluyor. Şu anda da doya doya e, modanın jürisi herhalde sanırım. Böyle bir agresyon yaratmaya çalışıyor. Biraz şeye özeniyor. Nur Yerli Taş'a özeniyor da sevimsizdi. Öldü gitti gerçi arkasına konuşmak istemiyorum ama e, kötülükten beslenen insanları sevmiyorum. Bu da böyle bir zevkli tamam güzel e, şeyler dikiyor ama bu hayvanların üzerindeki ee, acı çekmesine rağmen böyle özendirmesi aa ben kürk kullanırım ben işte ilgilenmiyorum hayvanların acı çekmesiyle falan gibi söylemlerinden dolayı kendisine çok kızıyorum ee, yani insanların duyarlı olması lazım bu çağda artık biliyorsunuz o kadar güzel imitasyonlar var ki konudan konuya atlıyorum ee, kürk konusunda da biliyorsunuz videolar çektim ee, tamam bilmezken hepimiz bazen bu hatalara düştük ama artık biliyoruz, bilinçleniyoruz. Zaten demode de buluyorum kürk. Yani e, kalkıp bunu bu çağda özendirmenin manası yok. Bunu özendirenlerin başında geliyor bu Gülşah Saraçoğlu da. E, i̇yi mi olmuş sizce, kötü mü olmuş bilmiyorum ama kimse de tabii ki e, hakareti e, bir şekilde illegal yollardan e, e, hesapları elle geçirilip hak etmez diye düşünüyorum gene de. Ama ee, birilerinin de canını yakmış ki yani böyle bir şey yazmışlar. Düşünsenize metres yani artık e, illegal bir ilişki mi yazıyor? Durduk yere kimse kimsenin bu kadar e, böyle bir suçu işleyip sayfasını hackleyip oraya da metres yazmaz. Konunun içeriği nasıl ileride duyarız diye düşünüyorum. Nüket Duru arkadaşlar severim ee, eski sanatçılardan. Demiş ki kadınlar tight giymesin. Yani yakıştıramıyorum kadınlara tight giymeyi. Tamam herkes istediğini giymekte özgür ama tight giymenin de bir şekli var. Hani üstüne tunikle bak benim mesela altımda tight var ama böyle üstünde de bu tunik var. Hani tight'ı nasıl giydiğin de önemli. Aslında her kıyafette öyle arkadaşlar. Yakışan var, yakışmayan var. İnsanın vücudunu tanıması gerekiyor. Kendine yakışanı. E şimdi tabii ki bazen hakikaten söylemlerinde çorap giymiş gibi geliyor bana diyor. Çorap giyip sokağa çıkmış gibi. Bazı kadınlar da hani tight var tight var. incecik böyle artık bütün e, uzullarını belli eden taytların giyilmesini ucuz ve avam buluyorum. Seksi bulmuyorum. Zarafetle e, sekse palite bir aradaysa şıklık ortaya çıkıyor. Yoksa öyle avam e, ne bileyim e, höldür höldür iyice tepside gibi memelerini açanlar ne bileyim e, sımsıkı o tightları giyip bir, bir takım yerlerini belirgin şekilde gösteriyorlarsa okey ama e, düzgün kullanılıyorsa, e, şık kullanılıyorsa insan tight de giyer, mini etek de giyer, ne bileyim, e, body de giyer, tunik de giyer ki yeter ki onu yakıştırmasını bilsin değil mi? Öyle düşünüyorum. E, Nüket Duru da e, şık giyinen kadından, kadınlardandır yani güzel giyinir. Ee, neden böyle bir açıklama yaptı? onu anlam veremedim. Yani kadınlar tayt giymesin gibi bir açıklama da biraz iddialı olmuş ama e, taytı düzgün kullanmayı öğrensinler. Her bedene de tayt olmuyor. Hakikaten yani kadın 150 kilo, 150 kilo o 150 tayt giyip bir de her tarafını pörtletip üstüne de incecik bir atlet giyip çıkanlar da var gerçekten. Yani o bir facia, görüntü kirliliği yaratıyor. Öyle şekilde kullanılıyorsa ben de karşıyım. Arkadaşlar, e, şimdi renkli konuları konuştuktan sonra e, biraz böyle e, üzücü konulardan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, yakınlarda e, Halit Kıvanç'ı kaybettik. Spiker e, 97 yaşında hem TRT'nin hem radyonun e, değerli spikerlerinden, büyük üstadlardan. E, oğlu bir sistemde bulundu. Ee, sosyal medya paylaşımında dedi ki babamın cenazesine gelip görüntü veren bazı ünlü veya yetkili kişiler annem veya bana başsağlığı dilemediler. Ee, önde saf tutup gözüktüler, gittiler. Bunların içinde de Orhan Gencebay'ı saymış. Orhan Gencebay bunlardan birisi. Mesela bazılarının varlığını sonradan öğrendik. Hani geldiklerini bile sonradan öğrendik diyor. Yahu ayıptır demiş. E, hakikaten de cenazenin sahibi yakınları ne bileyim oğlu işte eşi e, bu kişilere gidip bir başsağlığı dilenmesi bence de gerekiyor. Oraya gelip demek ki e, bir de biliyorsunuz hep böyle bir zincirli kuyuda gözlükler takılıyor. Orada da bir kreasyon var. Böyle gidiyorlar kendilerini gösteriyorlar salınıp. Ya, bu yanlış tabii ki. E, eğer böyle bir şey yapıldıysa ki ben e, Orhan Gencebay'ı çok severim yani. Eğer öyle bir şey belki ee, bir yanlışlık olmuştur diye düşünüyorum. Bilinçli, kasıtlı böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum Orhan Gencebay'ın ama bir haklılık payı da var yani. Cenazeye gidiyorsan cenazenin sahiplerine uğrayıp başsağlığı dilemen gerekiyor. Yani bu usulden adettendir yani. Yoksa oraya gitmenin bir manası yok ki. Kimseye başsağlığı dilemeyip görüntü verip çekip gidiyorsan biraz saçma geliyor bana da. Bir de bir enteresan bir şey daha. Ee, inançta olmamasına rağmen e, işte cenazenin ardından ölüsü için yemek veriliyor falan ya bunu kaldırmışlar. İşte merasimden sonra yemek verilme falan bir şeylerini. Ee, mantıklı da bence. Ya sevi yemek yeme yeri olmasın. Ya ben şeyi de çok e, saçma bulurum. Böyle helva kavururlar falan ya. Yani e, oturup şapur şupur e, daha e, ölüsü kalkmadan insanların yemek yemesini ben de çok saçma buluyorum. Enteresan geliyor. Böyle karanlık konulara girmek istemem ama ee, ne çok artık birilerini kaybediyoruz ne çok böyle vefat haberi duyuyoruz farkında mısınız kalp krizleri arttı kanser vakaları arttı ee, bunun için de enteresan yorumlar da geliyor yani bu aşılardan sonra bunların çoğaldığını ima edenler oluyor arkadaşlar ee, Erkan Yolaç yoğun bakımda biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur haberlerde evet hayırın sunucusu ee, Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi'nin Polat Alamları bir kalp krizi geçirdi, ee, durumu iyiymiş şu anda ama 3 saat o da böyle bir yoğun bakımdaymış şu anda. Ee, biliyorsunuz Athena'nın, e, Gökhan'ın kardeşi e, kanser oldu. Ee, Gökhan da şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki, kardeşim iyiye gitmişti, atlatmıştı, her şey yoluna girmişti ama bu ikinci aşıdan sonra tekrar nüksetti dedi. Yani enteresan böyle bir e, bilgiler geliyor bu aşıyla ilgili. Cemil İpekçi bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Cemil İpekçi de diyor ki 15 gün içerisinde üç arkadaşımı hastane enfeksiyonundan kaybettim. E, hastane enfeksiyonundan ölmek kadar acı bir şey herhalde olamaz. Bu kadar... Mikrobun hastalığın olduğu bir dönemde biz nereye nasıl güveneceğiz? Yani hastanelerdeki durumdan biraz yakınmış. Benim de işte ailemde doktorlar var. Eskiden işte böyle şeyler <laughs> duymazdık, bu kadar sık yaşanmazdı. Artık bu kadar teknolojiye gelişti, bu kadar her şey çoğaldı. Hastane mikrobundan ölenlerin çoğalmasını biraz saçma buluyorum gibi yorumlarda bulunmuş. Hakikaten yani etrafınızda eminim sizler de duyuyorsunuzdur. Ne çok kayıp duyuyoruz ve genç insanları da çok duyuyoruz. Billur Kalkavan'ı duyduk. Ne kadar çok yakın zamanda da insanı kaybettik. Yani sessiz sedasız ee, belki de e, tamam pandemi bitti ne bileyim işte virüs azaldı ya da yok oldu gibi görünse de hala etkisini sürdürüyor gibi bazı insanların üzerinde. E, vallahi bu aşıları olduk ben de ikinciyi oldum Bilmiyorum sizlerde oldunuz mu e, Arkadaşım vardı Bir tane çok söyledi bana Olma 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 e, Demesine rağmen bir de çok da hani Sosyal çalışma hayatın içinde Olmama rağmen gittim oldum Niyeyse böyle bir gafleti düştüm Ama bu aşıların da çok masum Olmadığına dair programlar yapılıyor e, Kalp krizlerinin Tetiklediği arttığı Hakikaten durduk yere kaç kişi kalp krizi Geçirdi yani bu olayların çok sık etrafımızda duyar olduk. Eminim sizler de etrafınızda duyuyorsunuzdur. Anacım işte küresel bir plan işliyor, hepimizi yavaş yavaş öldürüyorlar. Zaten bu kadar kötü haberden sonra, zaten negatif haberden sonra insanlarda kalp krizi, damar sertliği nasıl olmasın? Her gün duyuyoruz işte yok pahalılık, yok küresel kıtlık, yok ekonomik sıkıntılar. Ee, insanlar çığırından çıkmış şiddet haberleri, savaş haberleri. Valla ölmeyeceksek de ölüyoruz yani ama e, işte bu aşıların biraz daha fazla tetiklendiği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Olabilir mi böyle şeyler? Ee, aşılar bir takım rahatsızlıkları körüklüyor ya da tetikliyor olabilir mi? Zaten valla dünyanın sonuna yaklaştık gibi hissediyorum ben de. Çünkü artık şu yaşanılanlara bakarsak insanlar keyifsiz, mutsuz evlerine hapsolmuş durumda, ee, zengini fakiri neşemiz gitti ayol. yani e, sadece parayla da değil insanların mutluluğu gitti insanlar artık mutlu olamıyor yani bize ne yaptılarsa bunun bir süreç olduğunu söylüyorlar dünyanın boyut atladığını işte e, üçüncü boyut insanların işte dördüncü beşinci boyuta geçtikleri falan hatta e, dünyanın manyetini bakın işte 8 Kasım'da diyorlar ya frekanslarıyla oynayacaklar falan. İşte kaldırabilen, dayanabilen, güçlü insanlar demek ki atlatacak olmayanlar çürük elma gibi ayıklanacak. Siz, siz olun, bağışıklığınızı yüksek tutun arkadaşlar. Yani her şeyin başında biliyorsunuz metabolizmanız, bağışıklığınız güçlüyse e, herhangi bir rahatsızlığı kolay atlatabiliyorsunuz. En küçücük bir şeyden bile artık insanlar ölebiliyor. O yüzden de kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Artık yani bizi şişirdiler. Yok işte güneş tutulması, yok ay tutulması, yok gezegenler geri gitti, ileri gitti. Yok da işte şu olacak, bu olacak. Vallahi bunların hepsi bizim üzerimizde negatif enerji oluşturuyor. Dünyanın ben de negatif bir saldırı altında olduğunu düşünüyorum. Bu savaşların bu kadar artması, insanların artık birbirlerine bu kadar tahammülsüz olması. Gerçekten yani negatif enerjinin dünyada arttığını düşünüyorum. Biraz dizilerden de bahsetmek istiyorum. Camdaki Kız. <laughs> Arkadaşlar çok enteresan. Biliyorsunuz ara ara işliyorum. Ya bu Türk dizilerinin sadece aşk üzerine yapıyoruz. Farkında mısınız? Hiç öyle ne bileyim bilim kurguda çok başarılı değiliz. İşte ne bileyim sanatsal filmlerde çok başarılı değiliz. Aşk, aşk, aşk. Aşk güzel şey ama aşkı da e, algılama biçimimiz de tuhaf. Yani gene Camdaki Kız da e, ka, e, kardeşine e, büyük abisi işte o oğlana e, karısına ne bileyim aşıkmış. Bunda normal bir şeymiş gibi böyle rakı masasında oturmuş arkadaşı. işte duygularına e, bu ayıp değil. Bunu hissetmen ayıp değil. Eyleme geçmemişsin falan gibi bir de akıllar veriyor. Aslında bilinçaltımıza neleri kodluyorlar. Yani bunu izleyen ner bunlardan cesaret alıyor. Aslında çok hani LGBT'ler için feveran koparanlar, ne bileyim işte bu e, kadın erkek eşitliği için feravan koparanlar. Yani bu, bu tarz konulara feravan etmeleri lazım. Ahlak erozyonuna uğruyoruz ya. Ya kadın mı yok, erkek mi yok? Ne demek yani sen erkek kardeşinin karısına göz koyabiliyorsun, aşık olabiliyorsun. Bunu normalleştirebiliyorsunuz ve bunu A Plus kanallarda, Kanal D'de yayınlayabiliyorsunuz. Çok çirkin buluyorum ya. Siz ne düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz bu konuda? Bunu masumlaştırıyorlar. Ee, yani hani e, böyle sanki olabilirmişe getiriyorlar yani. Ay ne münasebet canım ya. Kadın da çok, erkek de çok. Konumu bulamıyorsunuz da döndürüp döndürüp biliyorsunuz. Aşkı Memnu'da da aynısını yaptılar. Amcasının karısına. Yok kardeşinin karısına. Bütün dizilerde bir çarpıklık. Aşkı anlatış şekillerine bakar mısınız? Aşk bu değil arkadaşlar. Yani aşk e, sadece e, ne bileyim bir başkasının e, sahipli birisini aşık olmakla değil. Olunmuyor yani. Bunu daha farklı temalı işleyebilirsiniz. Aşkta imkansızlık vardır. Aşkta zorluk vardır. Ama aşkta ahlaksızlık olmamalı diye düşünüyorum. Ve bunu bütün dizilerle... Bize empoze ediyorlar. Niye sapıklar çoğaldı? Niye? Şimdi bu gündüzde Müge Anlı'nın programlarında amcasının karısıyla kaçanlar, işte ne bileyim kardeşinin bilmem neyle kaçanlar. Acaba bu dizilerin hiç mi suçu yok? Bu şekilde göstere göstere. Ondan sonra duyuyoruz köylü kadını bile yok. Köylü, köylü. Köylü kadını dedin daha böyle hani edepli, daha hayalı, daha böyle utanan, daha ayıp nedir, öf nedir bilen insan dersiniz. Köy, ben gündüz rezilliği izlemeniz lazım ya. O onunla kaçmış, bu bununla kaçmış, akraba içerisinde edep, hayal sıfır. Olacak iş değil yani. O yüzden bu e, yayınların bence e, asıl bunlara feberan edilmesi lazım. Asıl bunlar için e, bir şeylerin e, rütün, asıl böyle şeylere ceza kesmesi lazım. Hani... Bazı programlara, işte haber programlarına, Tele e, oraya, buraya, muhalif kanallara ceza kesiyor ya rütüp durmadan. bütün asli görevi böyle ahlaksızlıkları özendiriyor diye bu tarz konuların işlenmesine mani olmak için böyle konular üzerinden ceza kesmesi lazım. Hepimiz de izliyoruz, biz de izliyoruz. Ama sakat bir durum ya, oturmuş oradan ağacın kenarından abisinin karısına hayıflana hayıflana bakıyor. Öte yandan işe aldığı baba dediği adam... Yani her taraftan bir çirkinlik aslında masumiyet gibi gösteriyorlar da kızı da ortalık malına çevirdiler. Öbür taraftan da adam e, gariban diye birini işe alıyor oğlan adama e, baba baba diyor o kişide e, baba baba dediğin kişinin oğlunun karısına bakılır mı? Ekmek yediğin yer sen orada adam seni işe almış kapısında sana oğlum demiş E. Ondan sonra da işte ben seni sevdim de işte senin şöyle aşık o masum gibi gösteriyorlar onu da. Orada da ayrı bir çirkinlik. Ya aşkı niye böyle anlatıyorlar? Aşk böyle bir şey mi? Yani bu düpedüz kazık sokmak, birinin e, hayatını mahvetmek. Baba dediğin insana ihanet ediyor oradaki. Öbürü kardeşine ihanet ediyor. E kız Kızı masum gösterdiler. E Şimdi kız kalkıyor, şoförle finger diyor. Bir de üstelik de kocasının baba dediğinin sevdiği adamların evinin önünde, arabasında. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Yani konumu kalmadı. Bu nasıl aşktır? Bu nasıl sevgidir? İnanın kusasım geldi. Ne aşka ne sevgiye de inancım kalmadı. Yani aşkı böyle çirkinliklerle diyorum ya negatif enerjiler. Yani her şeyin içerisinde bir negatiflik var. Her şeyin içerisinde bir çirkinlik var. Yani aşk böyle bir şey değil ki ya. Birini kalben seviyorsan, birini kalben güzel duygular besliyorsan o güzelliğin içinde çirkinlik olmamalı. Böyle çirkinlik olan bir, bir üçgenin içerisinde güzellik yeşerir mi ya? Ne demek yani abisinin, kardeşinin karısına bakmak? Rezillik ya. Hani bunu bir kere işleyebilirler ya bizim Türk örf adetimizde böyle bir şey mi var bütün konular dönüyor dolaşıyor aynı kadını üç tane adama bakar öbürüne bakar Ben yemin ederim izliyorum yabancı sinemalarda böyle bir şeyle karşılaşmıyorum ya ya konumu yok daha enteresan konular bilir bulabilirsiniz bu, bu sapıklık ya bunu özendiriyorsunuz ve cahil ee, ne bileyim sapkın duyguları olan insanlar bunlardan cesaret buluyor bu dizilerden, bu filmlerden cesaret buluyor. Gençlik dizisi diyor sürekli kavga, şiddet. Birbirini döven insanlar. Yani öt diyene öt diye kafa atıyor, arabasını vuruyor. Bilmem ne şimdi yeni de bir gençlik dizisi gördüm. Yani sürekli negatif kodlanıyoruz. Yani ee, işte delikanlılığı, işte ne bileyim öyle kafa atmak, vurmak, kırmak, küfür etmek, argo yani... Ee, şu anda TikTok'ta, sosyal medyada küfür etmek maharet olmuş. Bir tanesi çıkmış diyor ki eskiden diyor bir de övünerek söylüyor. O, o Rus bu deyince ayıplarlar da diyor. Şimdi diyor bilmem yani bunları söylüyorum açıkça. O Rus bu deyince diyor insanlar diyor alkışlıyor, seviniyor diyor. Bakar mısınız getirildiğimiz hale ya? Yani çok enteresan gelmiyor mu size de bu yozlaşma? bu sosyal medyada dikkat ediyorum cıvıklık, avamlık, ucuzluk sadece sosyal medyada da değil müzikte de ya kaliteli hiçbir işin yüzüne bakmıyorlar ya da güzel, şık, estetik bir şeyin yüzüne bakılmıyor. Nerede bir çetrefil nerede bir hainlik nerede bir kokuşmuşluk çürümüşlük var. İnsanlar ona alkış tutar hale geldik. Kötü sesler dinliyoruz. Kötü olayları alkışlıyoruz. Küfür edenlere hayran oluyoruz. Onları fenomen yapıyoruz. Böyle bir hale geldik. Yani bazıları bana diyor ki... ...işte sen daha çok takipçiyi hak ediyorsun. İşte ne bileyim niye takipçini az falan diye yorumlar alıyorum. Anacığım ben avamlaşmıyorum, ucuzlaşmıyorum, basitleşmiyorum. Ne bileyim benden böyle şeyler bekleniyorsa ben bunları yapamam zaten. Kendime de yakıştıramam. Bu tarz işleri yapan, işin şov kısmında böyle... Avamlaşanlar, ucuzlaşanlar daha çok izleniyor ama işte öyle olmamalı. Hani insanların kodlarını bozuyorlar. Bence insanların e, bir şekilde negatif enerji yüklemenin birçok yolu var. En çok da medyayla bunu yapıyorlar. Televizyon, işte internet buralardan insanların kodlarını değiştiriyorlar. Hadi biz neyse de ben çok üzülüyorum şimdi biliyorsunuz internet kullanımı 7-8 yaşına kadar indi. Çocukların elinde bile ben komşum vardı öbür evde otururken daha 2 yaşında mı 3 yaşında mı telefonu annesinin telefonu elinde çizgi film onu nasıl da... ya biz telefonun tuşunu basamazdık çocukken bunlar yani formatlanıp gelmiş ve bunların bu kirli sosyal medya ağının içinde olduğunu düşünürsek oyunlarla sürekli bir şiddet Kodlanıyor çocuklara sürekli bir küfür argo yani bu çok iyi bir gidişat değil zaten biz ne derler şeyi yaşıyoruz şu anda işte kıyamet alameti yaşıyoruz yani daha bundan kötü kıyamet mi olur İnsanın kodları bozuluyor genetiği bozuluyor her şeyi bozuluyor zevkleri tercihleri yani o yüzden bence insanlar oturup bir şapkasını önüne koyup düşünmeli. LGBT'ye gelene kadar daha önemli. LGBT dedin azınlık. Yani sanki bütün erkekler kadın oluyormuş gibi bahsediyorlar. Öyle bir durum yok. O bir azınlık. Bir şey gibi düşünün. Belirli bir e, bazen bunu da öyle enfoze ediyorlar ki sanki bir işte cinsiyetsizleşme operasyonu herkesi buna özendireceklermiş gibi falan bahsediyor. Öyle bir şey yok. Genetiği kodu erkekse erkek o normal bir erkek alıp da siz e, kadın yapamazsınız. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu öyle özenmekle sanki ilaç yutmuş da hemen o oh, kimyası değişmiş gibi bir şey değil. Biraz da ruhun da getirdikleri var. Yani insanların dikkatinizi çekiyor mu? Niye herkesde aynı özellik olmuyor? Ruhlarla geçiyor bazı özellikler. Dikkat edin 5 yaşında çocuk şakır 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 piyano çalıyor. Yani ne öğrendi de o tuşları o kadar hızlı kullanıyor. Bu biraz da ruhun getirdiği e, yatkınlıklar. Biraz da ruhumuzun bir önceki hayatında, bir önceki deneyimlerinden getirdiği tecrübeler. Yani herkesin öğrenme kapasitesi, herkesin yeteneğin biri olmuyor. Bazı yetenekler baskın oluyor. Bazı karakterler ne bileyim baskın oluyor. Bunlar bence bir önceki e, ruhun deneyimlerinden kalan izler olarak düşünüyorum ben. Çünkü ruh hiçbir zaman ölmüyor arkadaşlar. Sürekli e, aç bir e, ayı gibi tatmin olmak için deneyimleyebilmesi için kendisini e, sürekli duygularla besleniyor. Çok güzel bir kelime bu kelime. E, biz duygularımızın avatarıyız. Duygular bizimle can buluyor. Bizim bedenlerimizde o duygular can buluyor, kimyaya dönüşüyor. Düşünseniz de bir şey mesela çok kızdığınızda, öfkelendiğinizde hormonlarınız değişiyor. Ya da çok acı çektiğinizde, üzüldüğünüzde içinizde böyle bir acı oluşuyor. Yani o yüzden söyleyeceğim o ki insan önce kendini tanımlarken etraftan çok fazla etkilenmeli. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu sosyal medya, televizyonu aslında söylüyor bazı nasıl diyeyim eğitimli insanlar fazla izlememekte gerekiyor çünkü göz kaçıyor yani bir şekilde merak uyandırıyor bir takım konular İnsanın ilgisini çekiyorlar ve bu yozlaşmaya hepimiz ortak oluyoruz yani ben öyle düşünüyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu medyanın bize çok şirin ambalajlayıp paketleyip sunduğu diziler aslında bunların hepsinin içerisinde ...sügnümler, mesajlar var yani ee, bilinçaltımıza bir şekilde kodluyor. 8 yaşına kadar zaten çocuğun evdeki hayatı, izledikleri, gelecekteki e, yıllarını belirliyor. Nasıl bir karaktere, nasıl bir kişiliğe sahip olacağını belirliyor. Ana kodlar orada oluşuyor. E sen ana kodlarını ailelere sesleniyorum. Çocuğun eline verip TikTok'ta işte orada küfreden insanları izleye izleye kodlarsan... ...o onun normali olur. Veya ne bileyim işte e, kardeşinin karısına bakanı aşk zanneder. Ya sanki kadın yokmuş gibi aynı evin içinde ne bileyim üvey annesine bakmayı veya ne bileyim kızına çocuğuna tecavüz etmeyi sanki normalleştiriyor yani. Ben şimdi kıza da e, şu çarpıklığa bakar mısın? Kız da kadının e, erkek kardeşinin tecavüzüyle oluşmuş. Şimdi onu arıyor e, abla e, çocuğumu görmek istiyorum. Bakın onu bile normalleştiriyorlar. Gelen adam sanki pişman da işte olmuş da geçmiş de ya böyle yumuşata yumuşata bizim beynimize ekiyorlar. Yani kötüyü kötü gibi ifade edeceksin. iyi iyi gibi ifade edeceksin. Süsleyip kötüyü de bize iyi gibi ifade et. Yani bize ambalajlayıp kötü bir şeyi iyi bir şeymiş gibi normal bir şeymiş gibi bize empoze ediyorlar. Yani çocuklara ben çok üzülüyorum. Yani bu saatten sonraki çocukların hayatı nasıl olacak, nasıl şekillenecek? Bu kadar dijitalin, teknolojinin içerisinde her şeyden de haberdarlar. Ellerinden de alamazsınız. Ve bu kadar yozlaşmanın içerisinde farkındaysanız müzik bitiyor, tat vermiyor. Aslında müzik bitmiyor ama tat vermiyor, keyif vermiyor. İnsanların ilgisi e, başka yerlere yani eskiden bir kadının etek giydiğinde adam e, ne bileyim böyle bir yırtmacı bir, bir zarafetinden etkilenirmiş bir yerinden Şimdi affedersiniz böyle bir şey kalmadı. Bir kadının etek giymesi, yırtmacından bacağının seksapalite gözükmesi, ne bileyim zarif bir şekilde bir şeyinden etkilenmek gibi şeyler kalmadı. Öyle 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 herkes ol, zaten açmış her yeri meydanda. Yok twerk müvert diyorlar artık kaçını maçını dayanmış şakır şakır şimdiki nesili izleyin e, şeylerini. Artık yani kadının zarafeti, estetiği, şıklığı diye bir şey yok ki. Ben gene herkes etrafında bak gözlemlesin. Ben biraz gözlemciyim. Böyle etrafımda dikkat ederim. Genç kızların oturuş şekline baktım ya. Ya erkek öyle oturmaz. Ya yani açmış bacaklarını daha aynı şeyin söylediği gibi. Acaba bize mi anormal geliyor? Ayırmış bacaklarını. Tight. Nasıl biliyor musunuz? Bir Erkek öyle oturmaz. Öyle oturulur mu? Ya ama çünkü bunları artık normalmiş gibi yani artık etrafımızdaki insan ya ben yaşlanıyorum da bana mı anormi, ben mi anormalim ama bu bana şük gelmiyor. Bir kadının edep yerini o kadar ayırıp oturması bana yani bu özgürlük değil ki bu nasıl diyeyim bu konfor değil özgürlük değil bu bu terbiyesizlik. Yani bunun ifade en, en e, amiyane ta, tabirle. Bu basitlik, ucuzluk yani. Bir kadının hanımefendi çizgisini de bozmaması lazım. Tamam, kadın hayatın her alanında olmalı, her alanında var olmalı ama edepsiz de olmamalı yani. Her alanında daha edepli ve seviyeli olabilir diye düşünüyorum. Ee, bugün biraz sosyal içerikli bir program oldu sanırım. Sıkmamışımdır umarım. Ama hayatın gerçeklerinden de ara sıra bahsetmemiz lazım. Hep hayat eğlenceden, ha ha ha, hihihi, gırgır, şamatadan ibaret değil. Etrafımızda bakın insanlar ölüyor bir şekilde. Bu kadar kanserin yayılması, hızla bu kadar kalp krizinin yayılması. Bunlar bana doğal gelmiyor. Bu negatif kodların bu kadar bütün kanallar eşliğinde ya bütün açın kanalların hepsini ya kavga ya böyle aile içinde birbirine aşık insanlar kine aşık ya bilmem neyine aşık. Aşkı geti, tanımlama biçimine bakar mısınız? Yani İzletmeyin çocuklarınıza becerebiliyorsanız yani alın çocuğunuzu yani bunun tek yolu sen evde izletmesen okulda gittiği yerde arkadaşlarıyla izleyecek. Önüne geçemezsin ama ben eğer ebeveyn olacak yani bir çocuğum olacak olsam yemin ederim gidip bir köy evinde çocuğumu bu negatif e, wifi'lerden, wi internetlerden, televizyonlardan uzak doğada organik bir insan olarak yetiştirmeyi tercih ederdim. Bu bilinç seviyesine geldiğime de inanamıyorum. Tamam hepimizin hataları, yanlışları var ama e, şu anda da inanın düşünmüyor değilim biliyor musunuz? Bu negatif enerjinin e, büyük şehirlerde daha fazla olduğunu düşünüyorum. Alıp başımı gidesim var böyle bir orman köyüne yeşil denizi gördüm yeşili gördüm bir yerde yaşamak istiyorum artık. Yani bu bina yığıntılarının içerisinde bu çirkinlikleri göre göre değil de daha böyle doğa içerisinde yaşamak istiyorum ki insanın Doğası, organik hali de o bence. Belki zor olabilir. Belki konfora alıştık. Marketten gidip peynirimizi, sütümüzü ya da gıdamızı almaya alıştık. Biraz belki köy, köy hayatında kendin üretip, kendin yapıp e, yaşamaya çalışacaksın ama... ...bence e, zor olanı denemek lazım. Becerebilirsem bilmiyorum. Bakalım bir, bir sene daha hedeflerim var. İstanbul'da kalmayı düşünüyorum. Ondan sonra bir köy hayatı istiyorum kendime. Becerebilirsem arkadaşlar... Bugünlük benden bu kadar. Bugünkü sohbetimiz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Sevoşunuzu likelamayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz anacığım. Görüşmek üzere.